Mahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Çarbaş bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın, hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Şimdi bu hafta faizde karar haftası, yarın öğreniyor olacağız. Beklenti de faizin sabit bırakılacağı yönünde ama şimdi hafızalarda da Mart ayındaki sürpriz karar da ister istemez çıkmıyor. Bir artık soru işareti oluşturdu. Şimdi yılın ikinci enflasyon raporunda sürekli yinelenen söylem de akıllara geliyor. Enflasyon hedeflerimize uyumlu seviyeye gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumak da kararlıyız cümlesi. Mayıs ayında pik yaptı enflasyon. O noktayı gördük artık. Bu saatten sonra dezenflasyon sürecine geçiyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ne dersiniz? Hiçbir sürpriz bekliyor musunuz? Para politikası karar metninde geleceğe ilişkin daha güçlü ifadeler bekliyor musunuz? Neler göreceğiz? Evet, tabii şimdi yarınki toplantı biz Haziran enflasyon verisini görmeden önce olacak. Evet. Bütün söylemler, planlar, beklentiler neredeyse biz bir yıldır bekliyoruz bir enflasyonda aşağı yönlü patika oluşmasını. Tabii ki Haziran ayı bu açıdan önemli. Temmuz, Ağustos daha da önemli olacak. Hep söylediğimiz %10'a yakın geçen seneden gelen aylık enflasyonlar var Temmuz'da ve Ağustos'da. 3,5'a yakında Haziran'da var. Mesela biz dün bir anket geldi. 2,3 gibi hala bir enflasyon sürecinin Haziran devam edebileceğini düşürerek görüş yaptık. Ama bu tabii yıllık enflasyonu aşağı yukarı 1,5 puandan biraz daha fazla 72-70 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 75'lerden 73'lere doğru da çekme ve ilk defa belki de yıllık enflasyonda bir geri çekilme yaşama durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir ortamda ki bu enflasyon haftaya çarşamba açıklanacak yani 3 Temmuz tarihinde. Dolayısıyla şimdi yarın Merkez Bankası toplanırken bütün bu söylemler içerisinde bir faiz değişikliği yapması çok anlamlı olmaz. Çünkü daha önce yaptığı sürprizde ki ben oranın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü kritik bir dönemdi yani yerel seçimler öncesi. Yani burada siyasi beklentilerden ziyade aslında ekonomik beklentilerin hedeflenmesi ve ilk 3 ayki enflasyonun yarattığı beklenti üzerinde gerçekleşmeyi daha fazla ön plana almışlardı. Şimdi burada bizim gördüğümüz Nisan-Mayıs enflasyonu Ocak, Şubat, Mayıs, Mart kadar çok böyle beklenti dışında kalan bir enflasyon olmadı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu vadede bir faiz indirimi yapması beklenmediği gibi bir faiz artışında yapması çok mantıklı olmaz. Şimdi metin içinde aslında en önemli olan mesela gıda enflasyonunun, içerideki hane halkı tüketiminin, hizmet enflasyonunun yarattığı bir katılaşma. Jeopolitik risklere vurgu yapılıyor. Dolayısıyla bu katılaşmanın ne kadar kırıldığı ya da nasıl bir iyileşmeye doğru gidip gitmediğini biz tekrar metin içinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Belki işte yurt dışında Avrupa'da özellikle başlayan faiz indirimleri yurt dışındaki merkez bankalarının bu sürece doğru gittiğine yönelik de bir metin içinde yine görüş beyanı söz konusu olabilir. Bir de tabii metnin sonunda klasik işte orta vadeli beklentilerden bahsedilecektir. Çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Sıkılaşma vurgusu gerektiğinde olacaktır ibaresi kalır bir süre daha diye tahmin ediyorum. Özellikle Eylül ayına kadar belki her toplantıda. Ama biz 2-3 toplantı biraz daha şeyi yaşayabiliriz. Yani sakin bir metin akışı yaşayabiliriz. Yalnız Temmuz ve Ağustos'tan sonra şöyle bir önemli süreç var. Yani biz Eylül'e geldiğimizde Sayın Mehmet Şimşek'in yanlış hatırlamıyorsam bir %50'nin altında enflasyon görebiliriz gibi bir açıklaması vardı. Dolayısıyla burada acaba Temmuz veya Ağustos'ta ya da Eylül'de herhangi bu 3 aydan birinde Haziran'da çok beklemiyorum ama bir negatif enflasyon aylık bazda da gerçekleşecek mi acaba? Çünkü baz etkisinin yarattığı ivmenin o %50'lerin altına bizi taşıması için yıllıkta böyle bir süreç de olabilir. O açıdan Temmuz-Ağustos'da yakından takip edeceğiz. Dolayısıyla ben herhangi bir değişiklik olacağını çok böyle piyasa içinde oynaklık yaratacak bir toplantı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Güzel.
Var mı sorunuz yoksa Yok. hemen ben? Biraz tabii yüzüme böyle baktığımız şey şu, yani biraz tabii bizdeki Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı, yani Fed'in faiz kararı, Fed başkanlarının konuşmaları, geleceğe dair beklentileri, perspektifleri, Avrupa'nın buna bakarak hangi adımları attığı falan. Biraz o anlamda bizdeki değer de gösterge niteliği taşıyacak. Ama herkes biraz şeyi bekliyor galiba. Yani yarı satın alındı, yarı yine de etkili olur beklentisi var diyordu Cüneyt. Gri listeden çıkma konusunda. Hani çok uzun zamandır konuşuluyor, bekleniyor olacak ama olduğunda bile etkisi olabilecek bir gelişme olarak onu söylüyordu. Hem takvimini bu ayda galiba, yoksa Temmuz'da mı? Bu Cuma Cuma değil mi? 28 Tabii. Haziran Cuma mı? Evet. Bugün, bu hafta Bir de ona dair onun etkileri ne olur, onun üzerine konuşalım mı? Şimdi ya bizim piyasamızda genelde şey oluyor, yani beklenti satın alması, yani bu daha çok borsada yaşanan, döviz piyasasında yaşanan bir gelişme. Ama bu yerli yatırımcı için bir fırsat olarak hani değerlendirici kısa vadeli fiyatlamalar oluyor. Fakat yabancılar için, yani gri listeden Türkiye'nin çıkıyor olmasını beklemekle çıkması arasında, mutlaka onlar da tabii kendi pozisyonlarını almışlardır, ama orta vadeli olarak artık bu listenin dışında olan bir ülkeye yatırım söz konusu olacak. Dolayısıyla belki kısa vadeli biz evet olabilir. Yani o fiyatlamayı görebiliriz. Ben mesela bayram sonrası endeksin 10 binden 10 bin 800'lere doğru tekrar yükselmesini buna bağlıyorum. Ama o zaman işte kurdaki son yükselişi de mesela bunu nasıl açıklayacağız? Orada da farklı dinamikler var. Dolayısıyla ben bunu şey gibi görmüyorum. Yani biz Cuma günü diyelim işte Uzak Doğu'da bu karar çıktı. Pazartesi buraya gelince yani her şey çok fiyatlandı burada. Hadi dönüp satalım gibi bir mantık olacağını çok tahmin etmiyorum. Çünkü hemen Temmuz'un 19'unda, ki bu arada Mehmet Şimşek'in yurt dışı ziyaretleri devam ediyor. Yani orada ayrı süreçler var. Temmuz'un 19'unda Moody's'den bir not artışı tekrar bekleniyor olacak. Yani kısa vadede yeni beklentiler oluşacak. Hadi 19'unu geçtik. Bu sefer Temmuz enflasyonunu biz Haziran Ağustos'un hemen başında görürken, bugün Haziran için konuştuğumuz enflasyon beklentilerinden çok daha fazla. Örnek veriyorum, 73'e düştü yıllık. Bu sefer diyeceğiz ki belki 63'lere doğru bir geri çekilme olacak. Esas o patika oluşmuş olacak. Yani Türkiye'nin aslında yaz aylarında da birçok beklentisi var. Tabii bu gri listeden çıkma meselesine yabancı fonların hadi diyelim yatırım yapılabilir seviyenin hala altında bir Türkiye görüntüsü var, ama işte mesela dün de yanılmıyorsam Fitch'in bir bankacılık üzerine uzun zaman sonra hani nötr görüntüden iyileşme yönünde bir açıklaması, raporu vardı. Dolayısıyla bu iyimser raporların artabilme ihtimalini bu gri liste dışında kalmamız sağlayacak. Bir de attığımız adımların bir karşılığı var. Yani bazı regülasyonlar, düzenlemeler. Demek ki biz bu listenin dışına çıkıyorsak, hani yapılan bazı değişikliklerin de sonucu. Dolayısıyla Türkiye bugüne kadar attığı bazı adımları bir meyvesini almışsa, bundan sonra atacağı adımların da sonuçları not artışlarıyla veya farklı kulvarlarda, işte ikili ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde gelebilir gibi bir algı oluşacak. Yani bugünden Cuma'ya eğer borsa 11 binlerin üzerine çıkar, efendime söyleyeyim, böyle tahvil faizleri 4-5 puan daha aşağı gelirse çok enteresan bir şekilde, ha deriz ki pazartesi günü bu 2 gün içinde satın alınmıştı, o zaman bir kar realizasyonu olabilir. Ama şu anki fiyatlamada yani belki bir bayram sonrası borsada olmuştur. Evet, yani pozisyonlanma. Ama hani çok fazla da ben böyle bu bir fırsat görüp de piyasanın satacağını çok uzun vadeli düşünmüyorum. Peki şimdi kur tarafındaki hareketliliğe de değindiniz. Orada da tabii başka değişkenler var dediniz ya. Şimdi dolarda biz uzun süre kademeli yükseliş takip ettik. Daha sonra Merkez Bankası'nın müdahalesiyle sınırlı bir gerileme takip ettik. Şimdi uzun süredir Merkez Bankası'nın rezerv aldığını biliyoruz. Burada dövizden TL'ye geçişin döviz satışlarını karşıladığını biliyoruz. Bu hareketliliğin sebebi
Yani sistematikte bir değişiklik mi oldu, yoksa talep mi arttı? Şayet talep arttıysa hani bu talebin nedeni ne? Yoksa yurt dışına bağlı farklı bir hareket miydi? Hareket mi takip ediyoruz? Ne dersiniz? Şimdi bayramdan önceki haftada yani bir ay civarı, 40 gün civarı biz çok yatay bir kur gördük. Evet. Şöyle bir algı var. Yani hatta aşağı yönlü olduğu zamanlar da oldu. Evet, evet. Yani şeye bağlayacağım ama birincisi işte bir yabancı raporunda Türkiye'nin bu carry trade ne diyelim fırsatı veren ülkeler içerisinde iyi bir konumda olduğunu ama hani bundan sonraki süreçte bunun bu kadar nasıl diyelim bir getiri sağlama potansiyeli olmayabilecek tarzda bir raporu var. Ama bu daha önce de zaman zaman pozitif negatif geliyordu. Ben bunun çok birebir etkili olduğunu düşünmüyorum ama böyle bir konuşma var. Sonra aslına baktığınızda bizim yine bir bu piyasa çok enteresan bir şekilde bizim ne zaman faiz indireceğimize çok odaklanmış durumda. Yani işte sene sonu mu faiz iner son çeyrekte yoksa yeni yılda mı? İşte efendim Ağustos'da herhalde faiz inecek falan. Bence bunlara yani birkaç böyle yorum olduğu zaman piyasa bunları hemen satın alma yönüne gidiyor. Yani özür dilerim hani faiz inecekse o zaman döviz çıkar gibi. Şimdi ben bizim merkez bankamız içinde yani bunu aslında yurt dışındaki merkez bankalarında çok net görüyorum. Belli kriterlere ulaşmadan bir faizde değişikliğe gideceğimiz noktasında hep piyasayı biraz daha önden sözlü yönlendirerek yani şu olursa biz faizleri indireceğiz ki bu zaten enflasyon yani söyleniyor da yani enflasyonda belli bir ivme kazanırsak biz faizleri indirmeye başlayacağız. Dolayısıyla böyle bir ikisinin birleştiği bir dönem oldu gibi gözüküyor. Yani kurun hareketlenmesinin nedeni biraz bu gibi geliyor. Ama ben bunların ikisini de bir kenara bırakarak aslında Merkez Bankası hatırlarsanız zaten son 3-4 ay içinde hatta yılbaşından itibaren 50 milyar civarında hani biz konuşuyorduk ya nette işte rezerv eksiği işte brüt olarak konuştuğumuzda veya nete döndüğümüzde şimdi son 1-2 haftada bu aslında sıfırın üzerine geçti. Yani sıfır veya üzerine bir yaklaşık işte 50 ile 65 milyar dolarlık bir rezerv oluştu. Şimdi bu rezervi oluştururken de tabii kurda gelen dövizin içeride ve dışarıdan gelen dövizin de burada satın alınmasıyla diyelim. İşte depo ihaleleri açılıyor burada TL'yi piyasada çekmek için çünkü bir TL veriyorsunuz piyasaya. Dolayısıyla bu süreçte de yeteri kadar bir döviz rezervi oluşturduğu ilk etaptaki planında ben düşünüyorum. Sonra şimdi mesela yağın herhalde tekrar açıklanacak bayram arası olduğu için artık döviz rezerv artışı veya bu gelen dövizin emilmesi noktasında Merkez Bankası biraz daha yavaş adımlar atmaya başladı büyük ihtimal. Bir ikincisi de aslında kurun uyguladığımız politika içinde hala bir enflasyon oluşurken aşağı veya yatay çok uzun süre kalması aslında bence çok da sağlıklı değil. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz piyasadan çekilmesiyle kurun da hafif yukarı gitmesi aslında bu belki ihracatçılar için de biraz piyasadaki enflasyon bazlı döviz fiyatlaması için de yani çok değerli bir TL de istenmediğini düşünüyorum genel olarak piyasada. Böyle biraz önü açılmış oldu ve dikkat ediyorsanız zaten böyle trend anlamında hani 3-4 günlük hızlı yükselişler yerine kademeli bir yükseliş görüyoruz ki biz bunu şöyle konuştuk, sizle de konuştuk hatırlıyorum. Yaz ayları sonuna doğru 1-2 liralık bir yükseliş olabilir. Bunlar kademeli olarak. Yıl sonunda da mesela bizim hala 38 TL gibi bir beklentimiz var. Yani bu döviz hiç çıkmayacak gibi bir beklenti veya işte bir ay geçmiş hani durup durup bir günde 1 lira atacak diye bir şey yok. Bunun kademeli yükseliyor olması da sağlıklı. Yani şu an için çünkü enflasyon düşerken de bu sefer dövizin belki belli bir noktada kayıp işte işler iyi giderse aslında aşağı doğru da inmelendiği bir dönem belki bir yıl sonra falan yaşayabiliriz. Ama o sürece kadar hala bu kur hareketini yavaş yavaş yaşamaya devam edebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. Çok daha kur hareketi bence dengeli.
hani Merkez Bankası'nın rezerv oluşturabileceği bir dönemde ve aslında biraz da kontrollü de dememiz lazım. Yani hem piyasa kontrolünde bir panik havası yok, hem de aslında Merkez Bankası'nın beklentisi doğrultusunda gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Ben biraz buna bağlıyorum. Yani Merkez Bankası'nın biraz piyasadan çekilerek yeterli dövizi elde ettikten sonra yavaş yavaş piyasayı açması. Bir diğer başlık, bu tabii çok tartışılıyor. Mesela bu swap piyasası. Şimdi biz gri listeden çıktıktan sonra eğer böyle bir gerçekleşme olursa, yabancı ilgisi buraya çok olduğunda o yurt dışındaki döviz sat, TL al veya Türkiye'ye girmek için o pazara ya da o swap piyasasına yönelecek paranın da genişletilmesi gerekiyor. Bu genişletme esnasında da kur oynaklığı yaşayabilir. Belki bunun öncesinde de bir kurda hazırlık da yapılıyor olabilir. Yani bu konuşmalar, görüşmeler yapılıyordur. Belki buna yönelik de biraz bu bahsettiğim Merkez Bankası'nın kuru biraz daha serbest bırakması, yani rezerv toplamaktan ziyade biraz daha bunu azaltması ve kademeye, zamana yayması söz konusu olabilir. O açıdan ben dedim, yani yoksa mesela gri listeden çıkacağız diye kur 30 liraya gelecek olması da bizim de istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla öyle bir gelişme, böyle bir değerlendirme yapabiliyorum ben kurla ilgili. Hocam, bu hafta beklentiniz nedir? Bir de onu sorayım bari. Ama İki gün süremiz kaldı. doldu Şey, Lütfiyeciğim, bir ya cümle olsun. yönetmenimiz. Tamam, bir cümleyle alayım o zaman Mustafa Bey. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Hangi konuda? Borsa Ya mı? borsa konusunda tabii, sıcak parayı da konuşalım önce. Ya ben borsanın, yani Cuma kapanışı daha pozitif olacağını düşünüyorum. Tamam. Ama bir sürede yatay bir sindirme durumu olması lazım. Yani bir buçuk ay. Hani bu 10 bin, 11 bin 300 civarı, çok uzatmayayım ama yani Cuma daha pozitif bir kapanış bekliyorum. Çünkü gri liste meselesi beklentisinden. Ama sonrasında da çok böyle hızlı bir yükseliş yerine bir buçuk ay biraz daha yatay bir piyasa olur gibi geliyor bana. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şahane. Aflaç Yatırım Genel Müdür Görüşürüz. Yardımcısı Sağ olun. Ecel Tonguç Erbaş.